Ergün Diler, o isim sahnede. Türkiye'nin bulunduğu merkez dünyanın da merkezidir. Bunu da en iyi yabancılar bilir. Bizde hala kendi gerçeğimizi görmek istemeyenler vardır. Türkiye'nin merkez olma durumu son tahlilde hiçbir emperyal güç tarafından istenmez. Varlığımız ve ortaklığımız onlar için önemlidir. Ancak güçlü olmak onları korkutur. Akdeniz ve Suriye birbirini tamamlayan sorunlar. Irak'ta öyle. Sonrasında İran da bu çizgiye katılacaktır, katacaklardır. Bunu isteyeceklerdir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin kendi çizgisinde ilerlemesine itiraz eden en öndeki ülkedir. Ve son günlerde bu itirazı bizim görmediğimiz kanallarda büyütmektedirler. Açalım biraz. Örnekle gidelim. Hala Pentagon'un önemli akıllarından biri olan Condoleezza Rice birden ekranlara çıkmaya başladı. Sessizce bir hayat yaşarken birden ortaya çıktı. Neden? Bu işlerin Pentagon lehine gitmediğinin fotoğrafıydı. Rice artık Henry Kissinger olmadığı için bazı aksaklıklar yaşanıyor. Çünkü o ara bulucuydu. John Bolton çok akıllı biridir ancak Amerika Başkanı ile kafalarınız uyuşmazsa başkan gitmeyeceğine göre ulusal güvenlik danışmanı gider, Can da gitti dedi. Condoleezza Rice istifa eden Savunma Bakanı Jim Mattis'in çok iyi dostudur. Ne Mattis için ne yerine bakan Shanahan için öne çıkmadı tek söz etmedi. Bolton'dan sonra sahaya indi. Ryzen ekranda değil, Pentagon'da söylediği sözlerse daha önemliydi. Kısa bir süre öncesine kadar Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Richard Armitage'ın tekrar sahaya inmesini isteyen Rice, Orta Doğu'daki dengelerin derin Amerika lehine değişmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için yapılması gerekenleri sıraladı. Bir ülke Orta Doğu'da büyük güç olmak istiyorsa Türkiye üzerinde etkin olmalı. Özellikle George Walker Bush döneminde Orta Doğu'daki etkinlik Türkiye'nin iç problemlerinin artmasıyla sağlanmıştı. Dönün geriye hatırlayın. Doğru mu doğru. Bush döneminde PKK'nın Türkiye sınırlarında düzenlediği her saldırının arkasında Richard Armitage vardı. Bunu çok dillendirmezler ama durum böyleydi. Richard Armitage şimdi yine sahnede. Richard Armitage'in son Türkiye operasyonu Kobani olaylarıydı. David Petraus'un Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki karışıklığı artırmak için Richard Armitage'den akıl aldığı biliniyor. Richard Armitage göreve geldiyse hedef ülke ne İran ne de Suriye'dir. Hedef Türkiye'dir. Asla ve kata eskisi gibi zarar veremeseler de bunu bilmek şart. Bugün hala Türkiye'de çok önemli bağlantıları olan Richard Armitage, Ekibini topladı ve Pentagon'da çalışmalara başladı. Rice da Armitage'in Pentagon'da ne kadar etkin olduğunu biliyor. Onun rahat çalışması için de her türlü kolaylığı sağladı. Bugün Orta Doğu'ya binlerce yeni Amerikan askerinin gönderilmesi Pentagon'un fikri gibi görünse de değil. Bu kesinlikle Richard Armitage'in planlarından bir detay. Daha önce de Orta Doğu'da Amerikan askerlerini yoğun olarak isteyen ve Bush'u ikna eden kişi Richard Armitage'den başkası değildi. Aramco saldırısının yaşanması da taleplerin yerine gelmesini kolaylaştıran bir gelişme oldu. 1600 Pensilvanya Bulvarı da artık çok daha hareketli olacak. Bu net. 1600 Pensilvanya Bulvarı doğrudan Beyaz Saray'a açılan noktadır. Beyaz Saray'daki en güçlü kişi de Başkan Trump olduğuna göre Richard Armitage'in alacağı kararlar 1600 Pensilvanya Bulvarı'nda hoş karşılanmayacak. Bakalım Beyaz Saray'dan ne hamle gelecek, Armitage'den ne? Yani Beyaz Saray ne yapacak? Pentagon ne? Bu bize nasıl, bölgeye nasıl yansıyacak? Amerika'nın değişmeyen Orta Doğu politikaları zaman zaman değiştirilmek istendi. Son olarak da Başkan Trump bu hamleyi yaptı. Trump ısrarla Orta Doğu'dan asker çekmek istedi ancak Pentagon'un doktrininde ülkenin güvenliği Orta Doğu'dan başlıyor. Durum böyle olunca başkanla Pentagon karşı karşıya geldi. Türkiye konusunda da Başkan Trump bizimle. Danışmanı Kaşnır'da. Türkiye'nin ortaklığına ve kararlarına saygıları çok büyük. Ancak Pentagon karşıda ve başkan Pentagon'u itse de bir şekilde geliyorlar. Eğer Trump Orta Doğu konusunda Pentagon'la aynı düşüncede olsaydı, bugün Amerikan politikaları daha etkin şekilde bölgede etkin olurdu. Türkiye gibi bir müttefik dostluğa yakışmayan operasyonlara maruz kalmasaydı, ilişkiler bu boyutta olmazdı. Ancak Trump, Pentagon'un rahatça istediğini yapamaması için tercih edilmişti. O da görevini yapıyor. Türkiye'de Beyaz Saray'la Pentagon arasındaki anlaşmazlığın ortasında kalıyor. Doğal olarak Orta Doğu yönetilemez oluyor. Sancı her yere yayılıyor. Richard Armitage, Türkiye'nin Amerikan çizgisine gelmesi için kafasında planlarını oturtmuştur. Bunlar bellidir ancak Türkiye eski Türkiye değil. Armitage'in bunu bilmesi anlaması şart. Köprünün altından çok sular aktı. Artık Amerika'da eski Amerika değil. Kendi içlerinde uyum yok. Kavgaları dünyanın her yerinden görülmekte. Ancak Armitage Pentagon'daki güvendiği akıllar sayesinde Kürt kartını kaşıyacaktır. Bildikleri de bu. Güneydoğu'ya odaklanacaklardır. Pentagon çok uzun zamandır bölgede değişik bir hamle yapmakta, yapmaya çalışmakta. Türkiye'yi karşısında gören Amerika Ankara'da ve İstanbul'da büyük mevzi kaybetti. Bu net. Bunun üzerine bölgedeki çok sayıda aşiretle yakınlaşma içine girdiler. Pek çok aşirette Amerika'yı karşılarında görmemek adına mecburen bazı şartlara evet dedi, demek zorunda kaldı. Son durum budur. Başkan Erdoğan'ın Amerika'daki temasları ve döndükten sonra yapılacaklar çok önemlidir. Türkiye bir ve bütün olduğu sürece kimse oyun kuramaz. Kuramayacak da. Ancak karşı tarafta neler olduğu da gözden kaçmamalı. Suriye'de son kozlarını oynayacaklar. Hazırlıkları böyle. Bakalım izleyelim. Ergündiler takvim